Bu bölümde Microsoft Word ile heceleme işlemlerinden bahsedeceğim. Kısa bir anlatım olacak. Şöyle ki, heceleme işlemlerini normalde şöyle yapabilirsiniz. Mesela şu kelime tam sığmamış. Ne yaparsınız? Şurada çizgiye bastığınızda oradan ayırır. Fakat herhangi bir şekilde diyelim ki bu kelime şuraya herhangi bir şey yazdım. Bakın ileri aldığımda şuradaki çizgi hala duruyor. Bunun yerine Microsoft Word'de şunu yapabiliyorsunuz. Kesme işaretini direkt çizgi koymak yerine kontrol ile birlikte çizgiye basın. İşte şurada da kontrol çizgi. Şurada bir heceleme yeri ise buna da kontrol çizgi. Şöyle geriye alıyorum. Kontrol çizgiyi kullanırken arkadaşlar normal eksi işaretini kullanmayın. Sağ tarafta klavyenizin sayıların olduğu yerde eksi işaretini kullanmayın. Backspace yani silme tuşunun hemen solundaki çizgiyi kullanın. Bakın. Şurada şuraya da bir tane çizgi. Buraya da bir tane çizgi. Buraya da kontrol çizgi. Bakın kontrol çizgi yapıyorum. Ve eğer sığmadığı noktada en müsait olan kontrol çizgi koyduğunuz yerden kesti. Mesela şuraya da koyduğum halde kesmedi. Şuradan da kesmedi. Şuradan kesmeyi tercih etti. Çünkü o kadar sığdı. Ya da geriye alalım arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Direkt heceleme için şurada sayfa düzeni kısmından hecelerden otomatiğe basarsanız hepsini yapar. Hangisi en müsaitse. Bakın tamamını seçip Ctrl A'ya basıp tamamını seçip şurada hizalamayı yaptığım zaman bazen sıkıntı oluyor mesela. Eğer heceleme yaptırmazsanız yok dersiniz. Bakın şu kelime uzun olduğu için birinci satırı tam sığdırması gerekiyordu ve bir sürü boşluk bıraktı. Yani geniş bir boşluk bırakarak bu işlemi yaptı. Fakat hecelemeyi otomatik yap dediğim zaman o geniş boşluklara gerek kalmadı. Çünkü şu kelimeyi bölmeyi başardı. Veya gerekli yerlerde kelimeleri böldü. Bunu çok tercih etmezler insanlar ama bazen makalelerde vesaire bunu yapmanızı isteyebilirler. Bitirme tezlerinde vesaire kelime sığmadığında kesme işareti koyun derler. Bu yüzden heceleme yapmanız gerekiyor. Bunu geriye alıyorum arkadaşlar. Eğer otomatik hecelemeyi yapmazsanız el ile heceleme de yapabilirsiniz. Mesela burada size şu, hemen ilk kesme işaretinin olması gereken yeri seçti. Buradan keseyim mi? Ben hayır şuradan kes diyorum. Evet'e bastım oradan kestirdim. Sonra burada da evinize kelimesinde mesela şuradan kes diyorum oradan kesiyor. Burada manuel olarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Heceleme işlemi bu kadar kolay. Eğer gerekiyorsa heceleyin. Ne yapacaksınız? Otomatik dersiniz. Bütün hepsini yapar. Elle derseniz nerede gerekiyorsa onları tek tek seçiyor. Size soruyor bunu yapayım mı yapmayayım mı diye. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.